İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Vanlı bir Ermeni tahrip edilmiş Ermeni mezarlığından çıkan kemikleri yeniden gömdü. Nairi Hohikyan ile röportaj. Stepanaker Şuşi Karayolu gece aydınlatması ile döşendi. Nikos Dendias, Türkiye Yunanistan'ı savaşla tehdit ediyor. Batı Ermenistan'daki Dersim ormanları yanıyor. Türkiye'de Erdoğan'a hakaretten 38.518 kişiye dava açıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Tuşba ilçesine bağlı Kalecik mahallesinde tarihi Ermeni mezarlığı, geçtiğimiz günlerde alanın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi tarafından iş makineleriyle tahrip edilmiş, mezar taşları yerinden oynamış ve kemikler ortalığa saçılmıştı. Ermenilere karşı soykırımdan kurtulanların nesli olan Gayane Gevorkyan, yerleşmek için Ermenistan Cumhuriyeti'nden Van'a taşınmıştı. Gevorkyan, Ermeni mezarlığını ziyaret etti ve etrafa saçılan kemikleri yeniden gömdü. Kürt yanlısı Mezopotamya Haber Ajansı'na verdiği röportajda ağlayarak şunları anlattı. 6 yıldır burada yaşıyor olmama rağmen ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Bana her zaman Ermeni misin? Ermeniler keşke gitmeselerdi. Burası cennet olurdu diyorlardı. Peki şimdi buraya bakın ve cennet mi cehennem mi olduğuna siz karar verin. En azından ölülere saygılı davranın. Gevorkyan birçok Ermeninin dedelerinin mezarlarını aradığını da ifade etti. Dün Hollanda'dan bir kadın beni aradı ve büyük babasının yaşadığı köyün adını söyledi. Araştırdım ve Erciş olduğu ortaya çıktı. Beni arayan kadının babası kızından büyük babasının mezarını bulmasını istemişti. Buraya gelenler bir gün işte atalarımızın mezarları buradaydı diyecekler. Ama gelip bu sahneye tanık olacaklar. Gevorkyan kalbim kan alıyor. Aynı şeyi Azerbaycan'daki Ermeni mezarlarına yapıyorlar dedi. Van halkından bundan böyle Ermeni kiliselerini ve mezarlarını yıkmamalarını istedi. Gevorkyan retorik bir soru da gündeme getirdi. Kendi mezarları olsaydı onlar nasıl tepki verirlerdi? Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'de medya uzmanı Nairi Hohikyan, Kapanyolu'nun kapatılmasının olası nedenlerini ve sonuçlarını sundu. Artsakh'ın yaşam yolu olan Bertsor yolunun 5 kilometrelik yol üzerindeki Bertsor Ahavno köylerine yeniden yerleşimlere değindi. Ayrıca gelecekte beklenen olası savaşı da değerlendirdi. Geçici yenilgiden sonra Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin ahlaki ve psikolojik durumunu sundu. Batı Ermenistan'ın geleceğine bağlı daha sonraki yapılacak faaliyetleri ve hedefleri analiz etti. Stepanaker Şuşi Karayolu'nda gece aydınlatması sağlandı. Artsakh Press'in yazdığına göre Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın Sermaye Dairesi Teknik Müfettişi Antranik Simonyan bu konuda şunları söyledi. Çalışmalar bir ay önce başladı. Stepanakert'ten Lisagor'a giden yola sokak aydınlatma şebekesi kuruldu. Toplam alan 28 kilometre. Bunun Stepanakert-Şuşi Karayolu kısmı olan 8.5 kilometre tamamen hazır ve elektrik akımına bağlandı. Türkiye, Atina'nın Ege Denizi'ndeki karasularını 6-12 deniz mili genişletmesi durumunda Yunanistan'ı savaşla tehdit edip Yunan adalarının egemenliğine itiraz ediyor. Açıklama, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından Amerika Birleşik Devletleri Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ile yaptığı görüşmede yapıldı. Dendias'a göre Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak her gün Yunan adalarının egemenliğine itiraz ediyor. Bakan, Türkiye tüm hakları ihlal ederek Yunanistan'a karşı tehditkar açıklamalar yapıyor ifadesinde bulundu. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin Hosat ilçesinde helikopterden açılan ateş sonucu çıkan yangın 12 gündür devam ediyor. Yerleşim yerlerinde çıkan yangına müdahale edilmiyor. Dersim'in Hosat ilçesinde Amutka karakoluna giden zırhlı araca yapılan saldırı sonrası bölgede geçtiğimiz günlerde operasyon başlatıldı. Operasyon sonrası Dereköy ve Gedikler köyleri kırsalı bombardımana tutuldu. Helikopterden açılan ateş sonrası çıkan yangın 12 gündür devam ediyor. Dersim Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile bir grup gazeteci yangının ulaştığı Karper köyünün uzak bir noktasına gitti.
Bölgede dumanların yükseldiği görülürken Maçoğlu yangına müdahale edilmediğini söyledi. Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı olan Maçoğlu şunları söyledi. Tam 12 gündür burada bir yangın var ve müdahale edilmesi gerekiyor. Ancak müdahale edilmedi, bir bölgeden araçlar gitmeye çalıştı ama kayalık olması nedeniyle müdahale edilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan davalara ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten 2020 yılına kadar toplam 38.581 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açıldı. Raporda Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan davalardaki sanık sayısının bir önceki döneme göre %420 artarak 848'e çıktığı kaydedildi. Erdoğan ilk 4 yıllık görev süresinde açılan davalardaki toplam sanık sayısının ise bir önceki döneme göre %2052 artış gösterdiği vurgulandı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, ülkemizde ve yurt dışında gerçekleşen siyasi, sosyal ve kültürel olaylar hakkında sizi bilgilendirmeye devam ediyor. Düzenli olarak on binlerce yıllık tarihimizin zengin kültürünü sizlere sunuyor ve açıklıyor. Batı Ermenistan hakkında bu kadar zengin bilgiyi TV ve web sitemizden değilse başka nereden edinebilirsiniz? Öyleyse Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin kalıcı yayını ve uzun ömrünü birlikte sağlayalım. Bunun için desteğinize ve hepimizin birliğe ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayk adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Sosyei Ganç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.